Yaz, kış. Ne zaman olursa olsun turizm firmaları hayatımıza büyük önem taşır. İşte bir turizm firmasına konuk oluyoruz. Nereye gideceğimizi onlar karar versin diyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Malatya Battalgazi'den seslenmekteyiz. Ekrem Turizm firmasının konuğluk ve yanımızda işletme sahibi Ramazan Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ramazan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Allah razı olsun. İlimize şeref verdiniz. Allah razı olsun. Allah iyilikler versin efendim. Allah razı olsun. Ramazan Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimizi sizi de yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ramazan Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Evet. Adım Ramazan Baykara. Malatyalıyım. Bu sektörde 20 yılı aşkındır görev yapıyorum. Evet. İkram Turizm'de son 12-13 yıldır çalışıyorum. İkram Turizm 25 yıllık bir kurumsal bir kuruluştur. Evet. Kurum halinde çalışmaktadır. Yani çok üst düzeyde hizmet vermekteyiz İkram Turizm. Evet. Ekrem Turizm'de İkram Turizm alt kuruluş olarak Anadolu insanına güzel bir hizmet sunmaktadır. Evet. Bu açıda da kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Allah'a hamdolsun Rabbimiz bize böyle bir imkanı lütfetti. Biz de sizlerin sayesinde kendimizi böyle tanıtıyoruz inşallah. İkram Turizm'in kuruluşu yaklaşık 25 yıla yakın oluyor. Evet. Hocam, bu İkram Turizm de 2005 yılında alt kuruluşla kuruldu. Hacılarımıza, umrecilerimize en güzel bir şekilde hizmet sunmak için Malatya'da sizlerin aracılığıyla tüm insanlarımıza bu hizmeti sunmak istiyoruz. İnşallah efendim. Şimdi Ramazan Bey, hac ve umre ziyareti yapmak insanlara, isteyen insanlara buradan nasıl bir hizmet sunuyorsunuz aşama aşama biraz söz eder misiniz? Tabii. Şimdi insanlarımız Kabe aşkıyla yanmaktadırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aşkıyla yanmaktadırlar. Evet. Maalesef ülkemizde bir kota uygulaması var ama sırayla, kura ile insanlarımız peyderpey inşallah Rabbimizin evine gidip tavaf ediyorlar. Arafat'a çıkıp hacı oluyorlar. Evet. Bu güzel bir mutluluktur. Biz hacılarımızı genelde Diyanet İşleri'nin yapmış olduğu uygulamalar vardır. Önce ön kayıt yaparlar. Ön kayıttan sonra isimleri kurala çıkar. İsimleri kurala çıkan kardeşlerimizi biz acent olarak, ikram turizm olarak kardeşlerimizi Arabistan'a, Mekke şehrine götürürüz. Mekke'de ağırlarız. En güzel otellerde, en güzel servislerde, en güzel yemeklerde onları buluştururuz. Ekiplerimiz aracılığıyla onlara güzel hizmetler sunarız. Evet. Umrelerimiz de aynı şekildedir. Umrede kota yoktur. Şu anda kota uygulaması yoktur. Sıra da yoktur. Dileyen kardeşlerimiz kameri ayların başlangıcı olan Muharrem ayından sonraki aylarda Zilhicce ayına kadar umrelerimiz devam etmektedir. Evet. Diledikleri zaman. Evet. Bunları yapıyoruz böyle. Ama gitmeden önce bazı durumlarımız var bizim. Genelde bizim hacılarımızın genel bilgilerinde bir eksiklikler oluyor tabii. Evet. Biz bunları gidermek için seminerler yapıyoruz. Camilerimizde, kendi bürolarımızda, uygun gördüğümüz salonlarımızda hacılarımızı bir araya getirerek bayan kardeşlerimize, bayan rehberlerimiz, erkek kardeşimiz, erkek rehberlerimiz eşliğinde genel bilgiler sunuyoruz. Evet. Arabistan'a gittiğimizde ne yapmamız gerekir? Hacla ilgili ne yapmamız gerekir? Umre ile alakalı ne yapmamız gerekir diye genel bilgileri sunduktan sonra bu hacilerimiz bilgiyle donatılmış bir şekilde rahat bir şekilde hacilerini, umrelerini yerine getirecekler tabii inşallah. Evet, oradaki rehberler de tabii ki sizin çalışanlarınız orada rehberler de her zaman her daim yanlarında istedikleri yere, istedikleri ihtiyaçları olan her şeye o arada da yardımcı oluyorlar. Mutlaka Cemal Bey, yani bizim temel görevimiz hacı kardeşlerimize en güzel hizmeti sunmaktır. Evet. Yani hacı kardeşlerimiz, bacılarımız gerçekten oranın aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. Hacı deyince kimsenin gözü bir şey görmüyor zaten. Kabe aşkıyla yanıp tutuşuyorlar. Evet. Bu hizmetleri de görünce daha güzel mutlu olup memlekete gelince artık hacı anlatıyorlar, umreyi anlatıyorlar, Kabe'yi anlatıyorlar, Safa ile Merve'yi anlatıyorlar, Arafat'ı anlatıyorlar, Müzdelife'yi anlatıyorlar, Mina'yı anlatıyorlar, Sevr Dağı'nı anlatıyorlar, Nur Dağı'nı anlatıyorlar.
Peygamber Efendimiz'in Ravzası'nı anlatıyorlar, Uhud Şehit'ini anlatıyorlar, Kıbleteyn Mescidi, Kuba Mescidi, Yedi Mescitler, bunların her tarafını gezdiriyoruz biz, evet. Ekip olarak rehberlerimiz eşliğinde. Medine-i Münevvere'de bayan hocalarımız var, rehberlerimiz var, bayan kardeşlerimiz orada gidip Peygamber Efendimiz'in Ravzası'nda namaz kılıyorlar. Mekke-i Mükerreme'de her ne kadar kadın erkek karışık olarak tavaf yapıyorsa bile Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in mescidinde bayan kardeşlerimiz ayrı, erkek kardeşlerimiz ayrı ayrı olarak yerlerinde namaz kılıyorlar. Bu ibadet şekilleri de böyledir hocam. Evet. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Bölgede ve sektörde tabii ki yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok turizm acentesi bulunmakta. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler Ramazan Bey? Şimdi bakın Cemal Bey, biz kurum olarak çalışıyoruz. Yani kürsü olarak, yani biz kürsüye talibiz. Kürsü olarak biz çalışıyoruz. Yani bütün uluslararası toplantılarda biz varız. Evet. Ekran Turizm çok idealist çalışıyor. Ekibi 250 civarında. Ekrem Bey, İbrahim Bey, Ahmet Bey, Metin Bey, Şaban Bey, Yasir Bey. Bu kardeşlerimizin yoğun çalışmaları var. Ekip olarak da çok kalabalık bir ekibiz. Mekke'de, Medine'de, Türkiye'de. 250'nin üzerinde şu anda ekibimiz var. Hı hı. Bu büyük bir sektör. Kurum olarak çalışıyoruz. Uluslararası çalışıyoruz. Şu anda biz Türkiye'de bir ilk başlattık mesela. Niye tercih ediyorlar bizi? Türkiye'de bir ilk yaptık. Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olan Kudüs'e bağlantılı hacı yapıyoruz. Mesela hacılarımızın bugüne kadar hiç görmedikleri bir şey yapıyoruz. Evet. Burada hacılarımızı önce Mescid-i Aksa'ya götürüyoruz. Kudüs'e. Hı hı. Orada bir cuma namazı kıldırıyoruz. Mescid-i Aksa'mızı, Kudüs'ümüzü gezdiriyoruz. Daha sonra Medine-i Münevvere'ye gidiyoruz. Peygamber Efendimiz'in mescidine. Daha sonra Kabe'ye gidiyoruz. Mescid-i Haram'a gidiyoruz. Zaten Peygamber Efendimiz bir hadiste diyor ki şu üç mescit ibadet maksadıyla ziyaret edilir. Bunların bir tanesi Kudüs'tür. Mescid-i Aksa. Bunun diğer namazlarda kılınan üstün sevabı 500 derecedir. Evet. Bir diğer mescidimiz Mescid-i Nebi'dir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mescididir. Burada kılınan namaz diğerlerinde kılınanlara oranla 1000 derece mükafatı vardır. Evet. Bir diğeri Mescid-i Haram'dır. Kabe'nin orada kılınan namazdır. Peygamberimiz diyor ki burada kılınan bir namaz, diğer yerde kılınan namazların 100.000 kat derecesi vardır. Evet. Bu üç mescit ibadet maksadı ile ziyaret edilebilir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İşte biz bu çalışmalar doğrultusunda bu seviyeye geldik. Hı. Hocam yani diğerleri, tabii onlar da insanlar, onlar da ekmek kazanıyorlar, onlar da çalışıyorlar. Biz onları karalamıyoruz. Onlara bir şey dediğimiz yok ama bu bir kalitedir yani. Evet. İnsanlar kaliteyi görünce, dürüstlüğü görünce, sözlerinde durduklarınızı görünce sizi tercih ediyor hocam. Değil mi? Dürüstlük ve evet, karşılıklı güven çok önemli. İlkemiz dürüstlük, evet. Hizmet, hacıya, umreciye en güzel sunumu yapmak, hizmeti yapmak, onları memnun etmektir. Çünkü evet, onlar Allah'ın misafirleri. Evet, kesinlikle. Yani Cenab-ı Allah'ın misafirleri, Peygamber Efendimiz'in misafirleri, onlara güzel bir şekilde hizmetlerini sunuyoruz hocam. Evet, efendim ağzınıza, yüreğinize sağlık, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz Ramazan Bey. Ben size teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sizlerden de efendim. Rabbim tüm bu yayın kuruluşuna güzellikler versin. Çok sağ olun. Hizmetlerinizin devamını diliyorum. Size çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Bütün Müslümanlara selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerimize olsun. Çok sağ olun. Allah'a emanet olasınız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz Timuz ile devam edecek. Malatya, Battal Gazi'den ve sektörün en iyisi Ekrem Turizm firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.